Yüksek enflasyon altında ezilen vatandaş bireysel krediye yöneliyor. Haziran sonu itibariyle bireysel kredi kullanan kişi sayısı son bir yılda 2 milyon 97 bin kişi artarak 40 milyon 732 bin kişiye yükseldi. Kişi başına kredi borcu 80 bin liranın üzerine çıktı. Bankaya borcu olmayan yok yani. Durum vahim, akıbet muamma. Kazanç değil, borçlar katlanıyor. Geçinemiyorsun ki, oradan alıp oraya veriyorsun, oradan alıp oraya veriyorsun. Haziran'da kredi kullananların sayısı 2 milyon 97 bin artarken kredi tutarındaki artış da %50'yi buldu. Yani borçlanarak, her geçen günde borç artarak bir yaşam tarzı. Kişi başına ortalama borç 56.932 liradan 80.842 liraya yükseldi. İnsanların gelir düzeyleri aynı yerde kalıyor, ödemeleri artınca İnsanlar da kredi kartlarına, bireysel kredilere başvuruyor. Ne yapsın? Veriler Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin yeni aylık bültenine ait. 5 bankayla çalışıyorum. Birini alıp öbürüne yatırıyorum. Bu şekilde geçiniyorum. Haziran sonu itibariyle bireysel kredi kullanan kişi sayısı son bir ayda 75 bin kişi, son bir yılda da 2 milyon 97 bin kişi artarak 40 milyon 732 bin kişiye yükseldi. Geçinemiyoruz maalesef. Tek başıma kendim için çalıştığım halde yine geçinemiyorum. Bir emekli maaşıyla 3 tane aileye bakıyorduk. Şu anda kendimize bakamıyoruz. Tabii ki geçinilmez. Mümkün değil. İstanbul'da kira ödeyip yani 12 bin lira, 15-20 bin lirayla geçinilemez. Mümkün değil yani. Bireysel kredilerde en dikkat çekici büyüme kredi kartlarında olurken bireysel kredi kartı borcu olan kişi sayısı aylık 86 bin, yıllık 2 milyon 555 bin kişi artışla 37 milyon 633 bin kişi oldu. Berbat, her şey çok pahalı. Berbat, ekonomik durum berbat. 200 liranın hiçbir alım gücü yok. Vallahi bilmiyorum, insanlar nasıl geçiniyor benim aklım ermiyor. Sadece bakıyoruz.